Arkadaşlar, herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Aydın Elektrik'te Desi caydırıcı alarmımız geldi. Yan taraf gelme de boş duruyor. Yan tarafta gerçek yazan yağlarımız boş duruyor. Sizlere yeni macera geliyor arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. İçeriye girelim bakalım. Bizim sürprizimiz daha da yoktu. Evet, şimdi alarmımız, caydırıcı alarmımız burada duruyor. Şimdi öncelik yeni videoyu yeni çekeceğim, anlatmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar, uçuğu 201 voltla çalışıyormuş. Biz onu Koçtaş'tan almıştık. Bakırköy'de bir tane alarmcılar, Bakırköy'de bir tane bir alarmcıdan almıştık arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bugün sizlere yeni videoyu anlatmaya çalışacağım. Bak budur. Yazılar geldi. Desi caydırıcı alarm arkadaşlar. Bir tanesi, diğeri Desi gerçek alarm yazısı olanlardan kabuk çıktı, gördüğünüz gibi 201 voltla kablosu çıktı arkadaşlar. O boş olarak duruyor arkadaşlar. Gerçek yazanlar duruyor. Caydırıcı alarmımız, yazıya gelenler alarmımız doldu şu an. Onun yerine caydırıcı geldi, görmüş olduğunuz size. Caydırıcı alarm yazan yerle doldu çağ arkadaşlar, onda yer yok. Evet arkadaşlar, alarmımız set yeni, görmüş olduğunuz gibi. Evet arkadaşlar, ADD elektrikte Çağatay'dan kapattıktan sonra silimiz sönmeye başlayacaktır. Olduğu için de olabilir, çünkü biz akşamları kapatıyoruz. Gece biz uyurken de yanlışlıkla elektrikten ağızları yatarlarsa, patlarsa elektrikler, biz uyurken de kaçamayız, ölebiliriz. Olduğu için de elektrikler patlarsa, prizden bir yerden ateş çıkarsa, biz uyursak da biz yanarak ölebiliriz. Olduğu için de çok dikkat etmemiz lazım. Onun şimdi patlamasın, onun şimdi biz olan çatalden kapatabiliyoruz, ışıkları kapatabiliyoruz arkadaşlar. Olduğu için de çatalden kapatabiliyoruz, şekilde olduğu için de olabilir. Evet arkadaşlar, alarmı yeniden çekeceğim, anlatacağım arkadaşlar. Biz geçen sefer balkonda bir muhtarın balkonun altında odanın alarmı silerimize baktım, çalışıyormuş. Odada alarmı sileniyorlar, odada çalışıyormuş. Şimdi bu fiyatı yazmıyor. Fiyat alacağız biz bununla arkadaşlar, sizlere. Bir tane ben oradan da bir başkasından, yine ben bir tane bir yine bir aynısından yine de alarm verdiler bana. Sizlere onunla yeniden çekip de anlatacağım. O gerçek alarm, gördüğünüz gibi. Şimdi sizlere alarmımız böyle çağladı. Arkadaşlar ben çağ şimdi iki tane ben niye cıbata koydum biliyor musun? Değil mi arkadaşlar? ADD elektrikte bizim evimize misafirler gelirse, alarmın kenarlarını, kocalarını isterse, birisi çalışırsa kapağını yeniden çıkartmasın. Onun için arkasına bir altı arkasına kadar bir vida kataktım, çünkü kapağı çıkmasın diye. Bak baksana, alarmımız sallam. Alarmı sallam, gördünüz gibi. Hiç çıkmıyor, görüyor musun? 4 tane, 6 tane vida kullandık. Bak, düz kadar vidası görünüyor. 6 tane alarmımızı monta edebilirsiniz. 6 tane vida yapmışlar. 5'e kadar yapmışlar. Bir tanesi çiviyle yapmışlar. Çiviyle yerine duvara asabiliyorsunuz alarmımızı. Şimdi bu kabloları ilerleyerek soktuk. Bak, bu da kanal yaptık. Bu da kanallar. Şimdi bak, bu kanaldan gidiyor. Bu da prize taktık. Bu prizden çekersen ya alarm sönecek. Çekiyorum şimdi. Takıyoruz. Enerjimiz verdiğimiz zaman silen çalışmaya başlıyor. Olduğun için olabilir. Evet arkadaşlar, kendime bir tane birisi bana gerçek alarm hediye ettiler. Şimdi size onu çekeceğim, anlatacağım. Kendinize bak, bay bay. Arkadaşlar,
Şimdi bugün bir tane ben kendime gerçek alarmı aldım. Şimdi bunu nasıl çekebileceğim? Sizlere onu anlatacağım. Şimdi bu bozuk çalışmıyor bu. Sizlere mutlaka getireceğim poşetini. Sizlere yeni çekeceğim arkadaşlar. Alarm aldım kendime. Ondan eskiden birbirisinden istedik. Alarm ettiler. Alarmımız eski, gördüğünüz gibi eski desi alarmımız var. Şurada bak. Evet, bakalım. Eski bir desi siren alarmımız var. Şimdi önce çöküm bunu silemiz var. Görmüş olduğunuz gibi. Çünkü bir alarmı ilk söktükleri zamanlarda kirliydi alarm. Eskiydi bu. Ondan sonra bir silgi kalemle boyadık biz üstüne. DS alarm sistemle hafleri boyadık üstüne içimleriyle çünkü DS çökü markası silinli çökürü yeni marka yaptı çünkü markayı yapmamız gerekecek. Çökürü alarm bozulduğu zaman tamir olduğu zaman çalışacaksa markası olmasının gerçekleşecektir. Olduğun için de olabilir. Şimdi ben bunu yanlışlıkla 250 volta denedim, takmıştım. 250 volt yazmıyordu bu. Patlattım 250 voltla. Şimdi bak. Onun için de yarın cumartesidir yarın. Elektrikçiye götüreceğim. Elektrikçiler bakacaklar. Şimdi bak. Ne yapacağız biliyor musun? Sileni açmak için bak buradan kapağı kapmışlar. Şu düğme ne işe yarıyor biliyor musun bu? Bu alarmı sökmeye çalışınca düğme böyle tık yapıyor. Alarm direkt devreye çalmaya başlıyor. Bak. Sizlere göstereyim. Anne bu alarm yeniden duvardı değil mi alarm? Bak. Şöyle sizlere göstereyim. Alarm yeniden duvardı değil mi alarm? Bak yapıyorum. Bak düğmeden tık yapınca birisi ya hırsız eğer alarmı yeniden sökersen bak tık yaptığı zaman alarmın yeniden kapağını çıkartmaya çalıştığı zaman alarm direkt devreye gidiyor. Alarm direkt devreye girdikten soktuktan sonra ne direkt de alarm direkt da çalmaya başlayacaktır. Tık yapacak şimdi. Alarmı yeniden sağladığı zaman bir kez alarmı yeniden sökersen alarm devreye giriyor, çalmaya başlıyor. Polis onu karakol hapishaneye götürüyor onu suççuları. Suççuları karakoldan çıkıp hapishaneye götürüyor. Bu gerçek alarm, siz biliyorsunuz değil mi? Bazen bunları polise bağırıyorlar. Zaten biliyorsunuz hoparlör silen sistemi var. Hoparlör alarm çaldığı zaman buradan hoparlörler sesler gelecektir. Arkadaşlar nasıl açılıyor biliyor musun? Şöyle bastırıyorsun ya, açılıyorsun yani. Bastırıyorsun belki çekiyorsun genelde. Arkadaşlar bir elinden bilmiyorum ki bir elinden bastırıyorsun açıyorsun kaydı alarmı. Bir saniye arkadaşlar. Kayda yerden bastırıyorsun. İlahi ben bakıkaya götürürken inşallah Allah ADD elektrikte de bu dura çalışır inşallah. ADD elektrikte çalıştığına kıçamın helali onun için tamire götüreceğim. Bunda çünkü 250 volt yazmıyor. Arkadaşlar çok zor onun kapağını açmak. Nasıl açacağız bilmiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar zaten silen çalışması artık bozuk. Sigortası attığı için ne? Çökürü 250'ye taktı. 250 onu yakmıştır onun içine. Sigorta yaptı onun içeriye. Onun için ne olabilir arkadaşlar? Bir yerden bastırıyorsun galiba. Çekiyorsun genelde. Açıyorsun alarmı. Açıyorsun.
Anamız açılıyor. Şu sizlere çok su açmak lazım. Alarm saati bu bozuk. Çalışmıyor bu saate. Saate bu. Çünkü ben alarmından patlattım biliyor musun? Çünkü bunda 5 tane karamelsler, 5 tane bağlantı yerleri var. 6 tanesi hoparlörlü diyorlar. Arkadaşlar kedi geliyor. Arkadaşlar kedi de geliyor. Arkadaşlar kedi kaçtı. Oto spreyini aldım çağ. Evet arkadaşlar. Kedi meşgul etmiyorum bize. Oto spreyimiz lazım bize zaten. Evet arkadaşlar. Alarm için açtık. Gördünüz mü? Bakın. Şimdi bak. Yapacağız biliyor musun? Bak bu alarmı dik koyacağız. Arkadaşlar alarmı dik koymak için şöyle koyacağız. Nasıl koyacağız bilmiyorum. Arkadaşlar şimdi alarmı dik koyduk. Şimdi bak bunlar bir sürü led lampışlar. Ledler sayalım bak kaç tane ledler. Abi hoha. 5 tane bu da fazlalar görüyor musun? 6, 7, 8, 9. Abi bu da şeyler. Abi bu da bu 8 tane led yapmışlar. Arkadaşlar. Bu ledleri çok dizmişler. Alarmı şu çekinde led yapan azar size azar çocukları. Yapan azar. Alarmı ne için led yapmışlarsa onun için ne olabilir. Arkadaşlar. Televizyon annem çok açmış sesini reklamlar dolayı müzikler ve düşünerek tanınabiliyorum. Anlatmaya çok zor çalışabilirim çünkü müzik çalıyor o da çünkü. Annem birazcık sesini kıstı. Annem birazcık onun sesini şimdi duyduğu için olabilir. Arkadaşlar 6 tane kalemez kullanıyoruz. Diğeri hoparlör uç, diğeri ki akül uç. Bir diğeri düne uçlar. Bağlantı kalemesleri buradan giriyor. Şimdi görüyor musun? Bağlantı yeri buradan giriyor. Bağlantı yerler bu. Arkadaşlar görüyor musun? Bağlantı yer bu. Evet. Bunları kullanıyoruz. Bunları alarmı birileri hoparlörleri uçlar akıla bağlıyor bu. 6 tanesi kalemez kullanıyoruz bunu. Sol tarafını 5. kalemesini kullanıyoruz. Olduğu için ne olabilir arkadaşlar? Bunda 5 tane yapmışlar. 5 tane. 5 tane sızmışlar. Bunda 5 tane led bulunmaktadır. Bunda da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bunda da gayda 9 tane yapmışlar. Ben yanlış anlamıştım gayda. 8 zannettim bunda. 9 tane yapmış adam. 9 tane alttakiler ledler var. Şimdi bak bugün şimdi arkadaşlar şimdi bak bunları kullanıyorduk hatırladık da bak üsttekini hatırlıyorduk. Bunları kullanmıyoruz. Bunları kullanmak yasakmış. 5.'ki de kullanıyoruz. 5.'kiler bunlar bağlantı yerlere gidiyor. Oda için ne olabilir arkadaşlar?
Alarm saati nasıl çalmaya başlıyor biliyor musun? Ben ilk alarmı aldığı akıyı takarak çaldırmıştım. Arkadaşlar bu alarmlarla biliyorsun değil mi? Bütün bina duydu biliyor musun? Bu alarm çok bağırıyor biliyorsun değil mi arkadaşlar? Ne de bu alarmın yerinden sökmeye çalıştığı zaman hırsızlarla kulaklığımız çınlıyormuş. Normal telefon kulaklık neden kullandı biliyor musun? Alarm yanlış ışıkla çalarsa bizim ödümüz kopabilir. Alarm çünkü çok bağlayan bir alarmış. Olduğu için ne olabilir? Ben çünkü ben neden çünkü sessizliği ben onun için de kulaklık kullandı biliyor musun arkadaşlar? Çünkü alarmı ilk aldığı zaman yanlışlıkla bir kalemesinle bağlarsan yanlışlıkla alarm yanlışlıkla çalabilir. Ötmeye başlar. Çok bağlanabilir. Olduğun için de kulaklık taktım. Olduğun için olabilir. Ölü hırsızlar geldi. Alarm çalıyor. Alarm devreye giriyor. Çalıyor. Yani ne olduğun için de olabilir arkadaşlar. Şimdi bak. İkisi tane hoparlörler. Görünüş olduğunu, sessizliği olduğunu biliyorsunuz. Arkadaşlar. Elektrikçiler bakacak şimdi. Yarın şimdi Bakırköy'e gittiğimizde elektrikçiler bakacak onun içinde olabilir arkadaşlar. Arkadaşlar bak ne yapacağız biliyor musun? Bak bunu koyayım. Şimdi bak bir tane daha alalar. Şimdi bir tane daha da poşet yapmışlar. Bilmiyorum mesela. Arkadaşlar bir tane deste şifreli alarmımız var. Bunu niye çalıyor bilmiyoruz. Oo çok ağır bu. Genelde bunların içerisinden aküsü çok büyüktür. Şimdi bak. Deste alarmın nasıl kurulu göstereceğim. Bahçeşehir'le Esenkent adet elektrik alarm sistemleri videosunu basit seyredebilirsiniz. Şimdi bak. Böyle dursa da iyi olur mu bakayım? Böyle bakayım ben. Yeşilin ötesine. Hay böyle olmaz. Heh. Arkadaşlar. Şimdi bak böyle şimdi. Bak bu da şifreler görüyor musun? Bilmiyorum bunun hangi şifre bilmiyorum. Bak bunlar 1, 2, 3, 4, kırmızı ışık yanıyor bunlar. 5, 6. Şimdi bak alarm bu niye çalıyor bu biliyorsunuz siz değil mi? Bilmeyenlere şeylerini söyleyeceğim. Kulağında olanlarından alarmı çekiyormuş. Kulağında sinyal. Bunun içine gidiyormuş. Gayda. Ne de şifreye giriyorsunuz gayda. Kulağında basıyorsunuz. Buradan stada gidiyor. Alarmımız devreye giriyor. Sonra alarm çalmaya başlıyor sonra açık kendi. Açık olmasa işine girmese alarm susuyor kendi. Yani ele olduğu için ne olabilir arkadaşlar. Şimdi bunun içini açacağım. Bakalım ne var ne yok. Arkadaşlar şu içi nasıl açılıyor biliyor musun bak. Bir saniye. Arkadaşlar bir saniye bak. İçini açacağım bir saniye. Allah. Arkadaşlar bak çok ahli bak. Arkadaşlar. Şimdi bak bu da alarm diyorlar. Arkadaşlar ne kadar bu hal ya. Bak baksana bak. Aküsü çok büyükmüş ya. Allah Allah. Arkadaşlar ya. Biz nasıl çekeceğiz? Nasıl çekeceğiz? Nasıl anlatmaya çalışacağım bilmiyorum. Arkadaşlar şöyle dursun bak. Bak. Arkadaşlar. Bak Allah'tan Bilal bak. Abi bak bu felaket buna küsü çok büyükmüş. Bak böyle böyle duracak bak. Başka bu bir yere gitmeyecek bak. Böyle duracak aküsü büyükmüş. Ben bunu yanına alı bak. Allah'tan kesinlikle alı biliyor musun? Çok soğuk koydum bunu biliyor musun? Duvara üst üç vidayla montaj yapabilirsiniz. Bilmiyoruz ama alarmdan çıkan buradan bağlantılar giriyor. 250 volt mavi olan kalemez giriyor. Sonra bekilele kalemezden gelen alarmımızın gelenle beşli olanlardan bağ kalemezlerle leklere donayı bağlayıp enerji verip yine de bekili alarm bekilenci enerjimiz zarar alarm çok tığ ses bağıracak. Arkadaşlar
Bunda kaç adaptörler bak biliyor musun bak. Şimdi bak bunda kaçta bak bunları karamelsleri. Arkadaşlar ben bunları karamelsleri nasıl sayabilelim mi abi ya? Nasıl sayabilelim bak bunda 5 sürü karamelsle bak burada kablolarlılar. Kablodanlardan da karamels anlatamıyorum, sayamıyorum. Yani olduğun içinde olabilir ya. Baksana arkadaşlar. Arkadaşlar nasıl sayayım bak burada kablolar gidiyor, çıkıyor. Yani olduğun içinde olabilir ya. Baksana abi. Arkadaşlar baksana haline bak. Alarmın her yer kablosu görüyor musun? Bak aküsürüler. volta enerjiler dediğimiz zanar. Mudara genelde bir tane ışık yanmaya başlıyormuş. Ben denemiştim ama ışık yanmıyor bunda bozuk galiba. Alarm da çalışmıyor. Onun için de bozuk. İkisini ben de bunu tamire götüreceğim. Arkadaşlar ben ne onu bilmiyorum arkadaşlar. Ben onu kaldıracağım arkadaşlar. Ne olduğunu biliyor musunuz değil mi arkadaşlar? Şimdi bak ona kısa büyükmüş. 12, 40, 1,5, 2 amper diyor. Arkadaşlar tamam o zaman kapatalım bak. İçine bak anlatmaya çalışınlarım. Bak bir sürü daha kablolar çıkıyor biliyor musun arkadaşlar? Bak silerle devrilmeyelim arkadaşlar. Siler ne aldı? Bak bunu aldı çok ahalmış arkadaşlar. Siz ne olduğunu biliyor musun arkadaşlar? Evet. Şimdi bak bunu. Şimdi kapağını ne yapacağım biliyor musun? Yavaş kapatma lazım. Bir daha bu kapatsa sonra alarm çalışmaz. Bir daha devreye girmez. Alarm çalışmaz işe sana. Bir daha ondan sonra devre işe devreye girmez. Soknaz. Öyle şeyler. Çok dikkat etmek kapatmak lazım. Sonra bir daha sonra alarm çalışmaz. Onun için olabilir arkadaşlar. Arkadaşlar böyle kapanı gördünüz mü? Bak böyle. Kullanışlı dunaya. Alabiliyorsunuz. Arkadaşlar elim yavaş ağrımaya başlıyor. Bu çok aha bir bu kutu. Şimdi bak. Gördünüz mü bak. Start tuşuna bastığımız zaman alarmımız ayarlar giriyor çıkıyor. Alarmımız belki genelde kuruluyordur. Şimdi arkadaşlar bu da şey var. Bu da çok tovasılar. Bu da çok yazıyor. Şimdi içine yavaş yavaş alarmımızı şunu da silemizi şunları yerleştireceğiz yavaş. Şimdi yarın Bakırkaya götüreceğim. Alarmcıya götüreceğim. Ona alarmcıları göstereceğim. O bozuk olanı bir tane olanı. Evet arkadaşlar. Bu poşeti de aldı biliyor musun? Ama çok soğuk sığındıracağım biliyor musun? Arkadaşlar. Poşet aha gelecek. Bu çok aldığı için alarm ne de aha gelecek. Ne de bu çok gelecek. Arkadaşlar bak şimdi bak olduğun için ne olabilir? Şimdi bunu koyduk. Silenimizi çuya iddia çaldın işte bu alarmı ama şunu kırmızıya beyaza tutarsam belki genelde buralardan bilmiyorum arkadaşlar. Buralardan nasıl tutabileceğiz? Bir tane kablo lazım ama arkadaşlar. Evet. Bir tane daha var bak. Beyaz zannettim ya. Şimdi ne düşünüyorum. Arkadaşlar bak. Şimdi bak. Görüyor musun? Bak. Artı eksiler. Görüyor musunuz? Arkadaşlar artı eksileri görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şimdi bak. Görünüş olduğunu size. Sihirli. Alarmı. Tutarak, aküyü tutarak bunu bırakıp takarak kabloyu büyüterek şunu takıyorsunuz.
Ondan sonra alarmımızı, akümüzü 6'yı takmış yapmış oluyoruz. Kırmızıyla bunu dediğimizde alarm çalışmadan, bozulmadan önce alarm çalmaya başlıyor. Düğmeye basırıp tutmadan, düğmeye basırıp tutmadan önce gayda silenler niye anlayasını başlıyordur gayda. Şimdi bak, bunu kırmızı hediye dediğimiz an alarmımız çalmaya başlıyor. Arkadaşlar, alarmımız neden çalmıyor? Ne olabiliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Çünkü ben alarmını çaldırırken de ben küçük 250 volta takmamıştaydım. 250 voltu böyle taksen attırırsaydı. Çünkü alarmın karamelsleri çünkü yandı birileri. Yandı olduğu için de aküyü takarsan da devreden gelen çürüyleden dediği zaman alarmımız çalıyordu. Alarmımız neden çalmıyor? Ne olabiliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Çünkü alarm çünkü artık bozuk, artık çalışmıyor. Çünkü herhalde çünkü bakıkaya getireceğim, çünkü elektrikçiye getireceğim, çünkü onun götüreceğim. Alarmcıları çünkü bunun çünkü ağzını alarmın olduğunu, ne olduğunu baktıracağım onları arkadaşlar. Ne olduğunun olduğunun için ne olabilir? Çünkü 250 volta takmasak böyle alarmımızı öttürerek çaldırabiliriz arkadaşlar. Alarmımız neden ne olduğunu çalışmıyor? Çünkü için yandığı için de alarmımız için yanmasaydı böyle değdirecektik. Alarm direktlik bağlanmaya, direkt ötmeye başlayacaktı. Oldu arkadaşlar. Yani onun için de bak böyle koyuyoruz sananla. Bak silenin kapağınız bu da kaldı, gördünüz mü? Bak bunun kapattığımız gelecek bak arkadaşlar. Bak şunu kapattığımız gelecek. Bak yazıyor öyle, bak yaz, görüyor musun? Şimdi bak. Şimdi bak görünüş odası ve şimdi bak. Şimdi bak bu. Bunları sökeceğim birazdan arkadaşlar. Arkadaşlar bak bunları yapacağız biliyor musun? Bak. Bunları sıkıştıracağız. Bunu adamlar direkt yaptılar. Kablolar odanını geçsin diye odun içinde direkt yapmışlar. Arkadaşlar bak bunlar dursun. Hiç bak tekne sana anla arkadaşlar. Bunlar dursun. Arkadaşlar bunlarla kanışmasın birileri. Kapağımız böyle. Kapatıyorsunuz. Yağmurlu havada sıcaklı çekinde bir yağmur yağdığı zanalarda yağmur da kullanıyoruz. Yağmur çünkü silenin içine ne gidebiliyor çünkü. Silenin içine girerse ne? Allah korusun çünkü. Bu da çünkü elektrik olabiliyor. Çünkü yağmur girerse de sonra elektriğe. Sonra elektrik çarpar. Elektriği bu kuruyor. Sonra kapatıyoruz. Sonra elektriği kurulmuş oluyor. Bir tane daha aldı. Sonra da bir tane silenden gelen. Bunlara kabloyu görmüş olduğunuz gibi. Arkadaşlar bak şimdi görmüş olduğunuz size. Arkadaşlar artık kapatabiliriz ama bilmiyorum. Şimdi bak bunları yapacağız, ne olduğunu biliyorsunuz gibi. Bak bunlarla kalkmış ne olduğunu bilmiyorum ama. Şunları bilmiyorum. Bak bunları yapacağız, ne olduğunu biliyor musunuz gibi. Zaten ne olduğunu sıkıştıracağız. Evet, sıkıştık. Sıkıştırdık. Kapağımızı kapatıyoruz. Şunun kapağını kapatmadan önce. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kapağımızı yavaş yavaş kapatabiliyoruz. Hı. Kapağı şöyle kapanıyor. Nasıl kapanıyor bu? Arkadaşlar nasıl kapanıyor bu? Kayda böyle şöyle. Kapanması lazım. Arkadaşlar fazla kapatmıyorum. Fazla sıkarsa kapak kırılır. Alarm bir daha kesin tamir olmaz. Ne olduğunu biliyor musun arkadaşlar? Ben onun için sıkla dönünce ne, alarmı neden tamire götürüyorum? Bak geçen tamir olmadan önce alarm çalıyordu. Direktlik ötmeye başlıyordu. 250 ile verdim direkt. Direktlik ateş çıktı. Sonra da patlattı 250 volt. Şimdi alarmı ben tamirciye yolluyorum arkadaşlar. Kapağı nasıl kapanıyordu? Niye onu bilmiyorum. Desi kapağımızlar. Arkadaşlar bak. Burada yazı yazıyor burada ama. Arkadaşlar kapağını şu şekilde kapatıyorsunuz. Nasıl kapanıyor bu bilmiyorum. Şu şekilde kapanıyorum. Arkadaşlar. Bak. Kapanmazsa videoyu durduruyorum bak. Bay bay. Arkadaşlar kapanılarla alarmın
Çok soğuk kapandı bu. Video bu durdurmadan önce çok soğuk kapandı. Arkadaşlar. Şu an videonun altında 30 videoya kadar. Arkadaşlar. Bu galeriden çekiyorum. YouTube'dan çekmiyorum şu an. Galeri kapatabilir. Arkadaşlar ben şu an 30'a kadar geldiği zaman video kendi otomatik olarak kapatabilir. Şimdi bir sonraki videoya geri görüşürüz. Hepinize kendinize iyi bak. Bahçeşehir, Esenkent, Adil Elektrik, Alarm Sistemleri girin. İnşallah yeni bir bizim Allah kısa edersiniz. Bizim yeni inşallah bir alarmımız, inşallah yeni bir videomuzda alarmımız videomuzla çıkabiliyoruz. Bugün sizlere arkadaşlar alarmımızı attık. Alarmımızı koydukça içinde silemiz içinde budur içinde. Arkadaşlar benim videonu hemen kapatman lazım. Ne onu biliyor musun? Video kendin otomatik kapatıyormuş galeride. YouTube'li bir böyle şekilde çekmiyoruz. Ne onu biliyor musun? Arkadaşlar şimdi bak. Şimdi arkadaşlar Bahçeşehir'le Esenkent Adil Elektrik olanlarda özellikle yazan öğrenirse attık sevilirim attık. Biliyor musunuz? Arkadaşlar bak böyle duracak. Kapıyı kapatıyoruz. Tüç şeklinde oluyor. Arkadaşlar. Şimdi bak bugün video bugün sizlere hepinize yaşanlar. Bugün şarar almış. Bahçeşehir, Esenkent, Adil Elektrik yaz. Bütün 6000 videosular çıkacak. İnsanla görürse bütün 6000'leri videosunla görürse de artık sevinir artık. Ne kadar bu YouTube kanalımla benim diyecekler. Biliyor musun arkadaşlar? Adaptörü duysun bu. Adaptörü yedek adaptör almıştım. Onun için onu bilir. Arkadaşlar attık ben çok sevineceğim. Bahçeşehir'e Esenkent Adil Elektrik yaz ben artık sevineceğim. Oldu arkadaşlar. Bak lütfen bak. Şimdi bak görmüş olduğunuz gibi aynaya bakarım. Bak. Şimdi bak görmüş olduğunuz gibi. Bak çok sevineceğim görüyor musun? Bak kanıma yazın lütfen sevineceğim. Bahçeşehir, Esenkent, Adil Elektrik yaz. Hepinize kendinize iyi bakın. Kolay gelsin sizlere. İş alışına diyorum.